Vallahi yoruldum bugün. Tamam, şu an çözdük. Diamondlarımız falan da halloluyor burada. Diamond Dust oluyor bunlar. Dur bakayım reis. Yani Diamond Dust oluyor, geri Diamond olarak çıkıyor. Diamondlar bir daha pişiyor, gereksiz iş. Sizin Diamond çekmemeniz lazım. Diğerlerinin Dust olmalı yok galiba, değil mi? Ben de hiçbir şey almıyorum şu an. Allah Allah, sol taraf çalışıyor, sağ taraf çalışmıyor. Senin alabileceğin or mu kalmadı? Bunun alabileceği or kalmamış olabilir. Sana or ekleyelim o zaman biraz. Kaç tane or ekleme hakkım var buraya? Bir tane. Şimdilik bunları kullanayım. Bu elimdekiler bitince bundan bir tane daha yaparım ben buraya ya. Tam olarak odanın simetriği ne? Şuradan şöyle. Bu sistemden bir tane daha lazım. Aynı sandığı bile kullanabilir hatta. Şu an bir yere kadar işim geliyor. Çok fazla or olduğu için yetmiyor. Şimdi sistemdeki or sayısını bir eritelim. Duruma göre bakarız. Şimdi benim yapmak istediğim bir şey daha var. O da mühim bir şey. Şimdi aşağıda burada 700 tane crafter'ımız var ya. Bunlarla ilgili. Bir tane Reborn Storage Crafter yapmak istiyorum. Yani şuraya yapabiliriz. Evet. Gunpowder'ı koymam yere. Ufak bir şey yapsak yeter. Şunları 4 tane yapayım. Enter yapmasın. Birisi YouTube'a yorum atmış. Kim atmış? Sami Sencer. İyi bayramlar özellikle demiş. Teşekkür ederim Sami. Evet. Şimdi buraya sığdırırız biz bunu. Şimdi büyük bir makine yapacağız arkadaşlar. İşlemcili falan böyle. İşlemci yapacağız. Başka şimdi. Crafting frame. Bunları önce bir öğretmem lazım. Bunların hepsini çıkartalım. Importer, exporter kalmış. Şöyle kalsın. Kapasitör bank'e daha fazla ihtiyacım olmaz herhalde. Şimdi bunları bir öğretmekte başlayalım. Machine casing. Nasıl yapıldığını biliyor musun? Biliyorsun. Güzel. 4 tane bundan. Basic prosesör nasıl yapıldığını biliyorsun. Silikon. Applied'ın değil. Silikon bende en çok hangisi var? Fan storage'ım var. Bunu öğretelim bir. Diğer bir bu. Heat conductor. Böyle yapılıyorsun. Sen buradasın. Crafting CPU. Buradaki her şeyi de biliyorsun. Crafting storage. Bu neymiş? Magenta Shulker Books. Ha, chatmiş. Any chest diyor. Bir kaz storage part. Bunları da biliyorsun. Her şeyi biliyorsun buradaki de. Gayet güzel. Input output ports. Bu ne işe yarıyor tam bilmiyorum. Bak bu sıkıntı. Bu lazım olacak mı emin değilim. Şimdilik yapmayacağım onu. Burası kaç blok? 5 blok. 5'e 5 olsa 25 burada. En dış crafting frame'den. Bir stack yapayım bakayım. Ne istiyor? Nether quartz falan. Biraz diamond istiyor. Bir tık pahalı yapımı. Ama yapalım. Çok koymaz bize. Kollar da dust olacak. Enes Yapa doğru diyorsun. Kollar dust olacak. Daha sonra
Dust olan kovullar da ne olacak? Bunu da aslında whitelist yapmak lazım ya. Aynen böyle bunu başa çıkamaz abi böyle. Bunu whitelist yapmak lazım. Buna da neyi whitelist demek lazım? Başka oraları. Sen şu an bunları alıyorsun. Tamam. Sen biraz bunları alıyorsun. Tamam. Şu servo bize yetmiyor şu an. Bize bir tane daha servo lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Her yeri dolu bunun. Şuradan belki veririz. Aa, evet buradan verebiliriz. Daha sonra bakacağım ama şimdi bununla uğraşmak istemiyorum. Bir tane dursun. Tamam. Şimdi. Aa bir dakika. Bu tek blok olarak kalkılıyor. Tek başta. Okey çözdüm şimdi bak. Bir anda yıldırımlar çaktı. Enerjimizin şu an artıda mı eksiğinde mi olduğunu söylüyor bize sadece bu kadar. Bunun tek olayı bu. Şu an 21k enerji üretiyoruz. Artıdayız. Enerji üretimi durduğunda yani mesela şöyle değiştirelim. -7.5k enerjimiz var şu an. Tamam. Benim ne şimdi yine jeton düştü. Vallahi bak bugün kafam çalışmıyor benim. Bunu tekrar açtık mı enerji yine artacak. Bunu küçültebilirim bir tık ya. Şimdilik böyle kalsın. Daha sonra ben bunu bir ayarlarım. Ne yapıyorduk biz? Crafting. 66 tane olmuş. Bir tane niye fazla var ki? Ben mi yaptım? Çıktı. Allah Allah. İçine 3'ü 3'lük bir alan yapabileceğim bunun. Bunu da istediğimiz şekli yapabiliyorduk diye hatırlıyorum. Hatta şöyle bile yapabilirim diye biliyorum. Bir tane daha mı lazım? Arkadaşlar iki tane var üstünde. Şimdi bunun içini dolduracağız arkadaşlar. İçini doldurmak için de heat conductor lazım. Inner wall muydu? Ortaları heat olacak. Evet. Sadece köşeleri bundan olacak. Bunun kitabı yoktu değil mi? Yani bunu internetten bakıyorduk. Sadece en dış duvarlar bundan olacak. İç kısımlar şeyden olacaktı diye hatırlıyorum. Sadece köşeler bundan olacaktı değil mi? Emar. Sen galiba hatırlıyorsun. Ben bunu biraz araştırdım işte de bayağı oldu. Bunu ben erteleyelim. Ben de bunu elde kırıyorum ki. O yüzden elde kırıyorum. Çoğu şu üçü desteklemiyor benim canımı sıkıyor. Bunu da şöyle kırdık mı? Tamam dört köşe bundan. Heat conductor kaç tane lazım? 9, 18, 27, 36, 45, 54. Değil mi? 4 kere 9, 36. 18 daha. 54. Tane bundan yapıyoruz. Başka. CPU ve şeyle dolduracağız sonra içini. Yatay köşelerde mi? O zaman fazla yaptım bundan. Şöyle mi? Anladım, tamam. Şimdi daha mantıklı oldu. Yatay köşe dedim, beni benden aldın. Şöyle değil mi? Bunun içi heat conductor olacak şu kenarlar. 16 tane olmuş.
Biraz daha yapalım. 10 tane daha yap bana. Ya çok hızlı yapıyor Allah'tan. Yüksek değil, 5 yapmaya gerek yok ya. Tamam, şimdi bunun için dolduracağız. CPU ve şeylerle. Crafting CPU sayısı 9 olabiliyor. Gerçi yapalım bunu. Bir tık daha büyük yapalım da hızlansın. Hadi kırmasam gerçekten çok güzel olacak da. Ne kadar büyük yaparsak o kadar hızlı oluyor. Tamam, buraları yine heat conductor dolduracağız. Heat var mı heat? 10 tanecik ver abime. Tamam mıyız? Tamamız. Şimdi bunun içinde kaç kişilik bir alan var? 6, 12, 18 tanelik bir alan var. Bol bol CPU yapacağım. Bir hız olsun. Storage 2 tane yeter. 2 storage atalım. Çünkü her biri 81 recipe topluyordu galiba. Kaç demiştik? 18. Tane bundan yapayım. 3 tane de şey koyayım ya. 14 tane crafting table lazımmış. Yazıklar olsun. Wood. Al bir stack. Al bir stack daha. İki stack crafting table sana. Crafting frame'ler şu an yapılıyor galiba. Evet, bunlar tabi zorlu süreçler. Bunların yapımı. Bu iş, şu an işlemci falan yapıyoruz işte. Bu yaptığım blok arkadaşlar büyük bir depolama diski gibi düşünebilirsiniz. En dışı bu crafting frame'den, içi bunlar ısı materyalleri, yani soğutucu gibi düşünebilirsiniz. Soğutucu kondaktörler. Bunun içerisini dolduracağız. Neyle dolduracağız bunun içerisini? İşte CPU ve storage'ler, yani hard disk ve işlemci koyacağız bunun içine. Ne kadar fazla işlemci koyarsanız o kadar hızlı yapıyor işlemleri. Ne kadar çok storage koyarsanız da, hard disk koyarsanız o kadar fazla da crafter depoluyor. Şunun büyük hali. Bunun da aynı mantık. Şeyler yapmış galiba. Crafting storage. Bir tane bundan yapmıştık. Bir tane daha bundan isteyeceğim. Bir yandan da bunu yapacak. Az kaldı buna da, 10 tane yapacak. 8 tane kaldı, 7. Şu an crafting frame üretiyor. Evet. Bunları da aldık mı? En arkaya şöyle hard disklerimizi koyalım. Geri kalan yerlerde de işlemcilerimizi dizelim. Ön tarafı da yine heat ile kapatalım. Bakalım çalışacak mı? Tam seni yapmışız. Çalıştı. Evet. 15 tane işlemcimiz var şu an arkadaşlar. 3 sayfada storage diskimiz var. Yani şöyle bakın, burada 9 tane yer var ya. Bunda da şöyle 3, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78 çarpı 3, 7, 14, 21, 8, 16, 24, 234 tane item koyabiliyoruz buraya. Crafter'ımıza. Ne yapıyoruz? Bunların hepsini alıyoruz şimdi. Bunları falan yanlışlıkla koymuyorum değil mi? Güzel, yanlış da koyamam ama güzel bir detay. Makinelerde olanlar kalacak.
Ama normal crafting'den hepsini buraya aktarabiliyorum. Buna böyle speed upgrade falan basmanıza gerek kalmıyor. Sende ne varmış? Sen de gel. Evet, artık çok daha sağlam bir crafting sistemimiz var. Bunda da şuradan şöyle aldık mı? Sen Alloy Smelter'lara bağlısın. Sen Induction Smelter'a, Pulverizer, Redstone Furnace'a bağlısın. Artık istediğimiz bütün itemları istediğimiz kadar öğretip buraya aktarabiliyoruz. Sadece şuraya bir şey yapmamız kaldı. Şunları bir şuradan bağlayalım da. Cable. Buna herhangi bir yerinden şöyle bağlarsanız sistemde şimdi her şeyi görebileceğiz. Hemen ufak bir test yapalım. Görüntüye çok takılmayın, onları halledeceğim ben. Mesela kit yazalım. Resonant Conversion Kit gibi veya 256K. Bir tane 256K storage part yapalım. Bakalım ne kadar sürede yapacak bize. İşte makinelerin hızı yine önemli tabi. Bunda available olmayan ne var? 143 tane cam craftlayacak mesela. Bu olmaz. Direkt sadece crafting ile yapılan bir şey lazım bize. Sadece crafting ile yapılan ne var? Mesela 12 tane bunları isteyeyim. Çok güzel baktık. Bir 12 daha isteyeyim. Hızı direkt böyle. Şu an 15 CPU'da ulaşabiliriz, hız bu. Evet, full upgrade speed basmış gibi kullanabiliyoruz yani. Bir crafter'a full upgrade speed bastınız mı bu hızlı oluyor. Storage'a da şöyle dediğimiz gibi 3 sayfada var. Evet, bunu istediğimiz kadar büyük yapabiliyoruz. Ne kadar büyük yapıp ne kadar fazla CPU koyarsak da o kadar çok hızlanıyor. True respect, aleykümselam, hoş geldin. Şöyle biraz cover alalım. Bunları sisteme atabilirim. Acaba hangi cover hangisiydi? Bu düz. Bunlar dışarıya kapanacak olanlar. Tamam. Şimdi bak, senden bir tane şunu yapacağız. Eğer başarılı olursam ne mutlu bana. Olamadım. Gerçekten dünyanın en zor şey burada şey koymak. Bu modda. Bu hollowları koymak. Bu modun aslında ranch'i vardı ya. Onu yapsam daha tatlı olmaz mı? Geldi mi? Bakalım. Bakalım bu nasıl? Evet, hiçbir şey yaramıyor galiba. Çift sakinlik mi değiştiriyoruz? Ha güzel, direkt sökebiliyoruz bununla. Ben yıllarca ne yapmamışım ki bunu? Şuradan şöyle söksem sonra bunu. Ha tamam. Daha rahat, çözdüm. Her şey kontrol altında artık. Güzel. Sana da bir tane koyduk mu? Buna da şöyle bir koyalım. Koyduk, tamam. Seni direkt normal blokla kapatabilirim. Sana bir termal dinamik cover'ına ihtiyacım var.
Ha sen. Senin için bir tane bu lazım. Seni de şöyle kapatsak. Yeterli olur herhalde. Ya bakayım abicim. Hop. Olmadı bu. Her yere koydum yanlışlıkla. Neyse böyle kalsın burada diyeceğim. Çok kötü görünüyor şunlar. Sağdaki görünmüyor. Sağdaki kalabilir. Okey. Yine bir tık daha iyi görünüyor. Burada CPU var. Bunu kapatırız buradan. Yani bunun tam böyle görünmesine gerek yok. Var mı bazalt? Bunda RAM'mış. Yanlış bazaltı alırsam tabii ki de olmaz. Pixel değil mi bunlar? Şöyle yapalım. Buradan erişiriz buna. Tamam. Güzel. Yardım edilme sistemde 58K kullanıyoruz daha. Orlar ne durumda? Fena değil. Burada işlenmeyen bir iridium var. Platinyum var. Platinyum mesela sisteme atabiliyorsam şimdiden atayım. Platinyum'u nasıl işliyoruz? En güzel. Platinyum'da Mechanical Squeezer'da işleyebilirmişiz aslında. Üçüncü %50 şans da verebiliyor. Sen çıktın nereden de? Sen çıktı üstten yapıyorsun değil mi? Acaba becerebilir miyiz öyle bir şey? Platinum nereye attı bu? Nerede lan Platinum? Biz tek Platinum'umuzu kaybettik arkadaşlar. Yani direkt sisteme geri gitmiş. Sistemden niye çıkartamıyorum ben bunu? Burada minik bir sıkıntımız var. Sistemden çıkan chest'te bir sorun var. Ha, upgrade'lerini atmadık, doğru. İyi ki de atmamışız, yoksa platinum olacaktım 2 saat. Platinum'dan nereye gitti acaba? Onu bir ara bir kontrol etmem lazım benim. Burada kontrolsüz bir domuz üremesiyle karşı karşıyayız. Bunlar nasıl bu kadar çok ürüyor burada bilmiyorum ama hepsi kaçıyor. Buradaki sistemi benim değiştirmem lazım. Bu sistem benim beklentilerimi karşılamıyor. Burayı bir temizleyelim bir ara. Buraya baby filter yapalım. Onu kullanalım. Evet. Güzel oldu. Bunlar çok mühim değil. Bunlara çok takılmayın. Buradan gelen bir şey yok değil mi buna? Kablo nereye bağlı? Ha, bu bağlı. Bu da oraya bağlı. Okey. Anlamaktayım. Evet. Bu arada şunu kapatayım artık. Sağ solusta sürekli şey yazıyor. Hedef tamamlandı yazıyor. Çok şık oldu. Bu ne ya? Sen git abicim. Dimension'a hala gidemiyorum değil mi? O Dimension'a gideceğiz bak. Az kaldı. Az kaldı o Dimension'a gideceğiz. Şey mi denesek? Yeni bir Dimension oluşturup gidebiliyor muyuz diye deneyelim bakalım bir. Bundan da koyalım. Bakalım yeni oluşturduğumuz dünyaya gidebilecek miyiz? Yeni.
Ne çıktı içerisinde? Önce bir şarj etmek lazım galiba. Evet. Şimdi görebiliriz. Eucalyptus Wood'danmış yine bu. Red Moon var. Yeni ID 4. ID 4 boşaltmıştık. Tekrar ID 4 açılmış. Gidelim bakalım ID 4'e. Bak ID 4 geldi buraya. Görüyor musunuz? Ne rezalet ya. Hadi gidelim bakalım bir ID 4'e. Evet, yeni dünyayı oluşturdu. ID silince. İlla benim şey yapmam lazım. Galiba bu arada ilk yaptığımız dünyanın aynısını oluşturdu. Bunu benim bir çözmem lazım. Veya komple içindeki parçaları çıkartacağız. Ne yapayım birader? Önce bir öpücük kondurup sonra öldürüyorum. Tamam, bunu silebiliriz. Dördü tekrar dilebiliriz. Sildik dördü de. Seni de şuradan silelim. Nerede benim o world'um? 40 milyon harfimiz boşa gitti. Ben bunu bir extract edeyim. O kadar da güzel gelmişti. Belki daha güzel gelir ya. ID 13 verdi bana. Bu sefer ID 4'ü falan vermedi. ID 13 yine yok. O dünya lanetti bence. Digit dimmet koyalım bir tane daha. Bu sefer ne oldu? Gel bakayım, oluştur bir daha. Sizce sıfır ettirdik bir daha. Hoş geldin SCP deneyleri. Bu sefer gidebilmemiz lazım. ID kaç verdi görmedim ama. Evet, ID 4'ü verdi bu sefer. Gidelim bakalım Hardened Glass World'ümüze. Evet. Bir world'ümüz var ve Hardened Class'tan oluşuyor. Aynı zamanda Sacred Oak Wood Planks'ten küreler var içerisinde. Altı su mu? Altı da su galiba. Yok, sanki şurada güzel sükütler. Yani sükütler burada yazıyor. Altı su değil. Bunları direkt elle kazamıyormuşuz. Buna bir silk taş lazım. Silk taş alınca bunu çözeriz. Camdan olduğu için çok laglı. Her şey tamamen camdan oluşuyor ya. Burada işimizi halledip çıkmamız lazım. Bir tick per second'ına bakalım. 17. Tick time 17. Biraz daha düşer dünya kendi jeneratleyince ama. Çok yüksek. Buradan ihtiyacımızı alıp çıkmamız lazım. Gerçi ihtiyacım da yok da. Bir aksiyon olsun diye denedik. Buradan gidelim en iyisi. Smart Danger hoş geldin. Evet. O dünyayı biz bir uzak... Ne oluyor? Bir güneş tutulması oluyor. Hadi giderek son bir dünya deneyelim mi? Güzel bir dünya deneyelim giderek. Kaçacağım birazdan. Gitmeden son şakamızı yapalım mı? Dimlet yazalım. Dark blue. Gökyüzü dark blue olsun. Forest olsun. Ormanlık olsun.
Gerisini de onun hayal gücüne bırakıyorum. Hadi giderek bir tane deneyelim. Fantezi. Dünyamızın adı Fantezi. Güneş tutulması olması tabii minicik bir sıkıntı yarattı bize. Çünkü enerji çok az üretiyoruz. Güneş tutulması olduğu için 300-400 RF daha zor üretiyoruz. Evet. Ne varmış? Şunu bir inceleyelim. Jacaranda Wood varmış. Water var. Sky Color bir tık farklı. Fog Color falan her şey aynı. Invertigo diye bir şey varmış. Invertigo ne oluyor ya? Fanteziye bağlı bize. Fanteziye bağlanıyoruz. Bu ne? Ne oluyor? Neresi burası? Neredeyim ben? Ne biçim bir dünya böyle? Bu ne abi? Tersten su var burada. Water. Adı da tersten yazıyor. At Arrater diye. Ne yazıyor? Retav yazıyor. Invert. Yani vertigo hastalık. Bu da invert işte. Neymiş bu? Jacaranda Wood. Wood'un rengi fena değil gibi. Bayonetta Planet'te o kadar çok birbirinden aynısı şey var ki. Evet. Tersten oluşan bir dünya geldik. Bunun tepesine çıkabiliyor muyum acaba? Nether şeyinde galiba bu. Nether formatında. Nereye kadar gittiği tabii büyük bir merak konusu. Ters. Dünya ters. Şu an biz aslında aşağı doğru kazıyoruz. Yukarı doğru değil yani. Her şey ters burada. Bak sonlara geldik. Yukarı kazdıkça. Evet. Dünyanın üzerindeyiz şu an. Korkudan eninde bununla geziyorum. Gökyüzü bu renk. Zaman normal. Akmaya devam ediyor. Gelmişken birkaç tane dinlik falan çaldım bari buradan. Ne bulduk? Kanyon bulduk. Dirt. Happy. Chisel stone bricks encased. Bulduk falan filan. Bunların hepsini mesela artık sisteme kolayca atabilirim yanımdayken. Hepsi direkt sisteme gider. Sen de git, sen de git. Git, git. Git, git. Git, git. Git, 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 git. Git. Güzel. Biraz etrafta gezelim bakalım. Şu tarz dimbetlerin olduğu yerlerde bakalım ben. Klasik madeni daha var işte. Amber falan bulunuyor şu an burada. Başka öyle ekstrem bir şey göremedim ama bir şaşırmadım değil. Her şey ters olunca. Peki neden Diamond'dan dünya yapmıyoruz? Çok fazla enerji yiyor. Saniyede 50.000 falan yiyor. Ve ihtiyacım yok bu kadar Diamond'a. Geçemedim. Twilight Forest bulduk mesela. Health Boost 2 bulduk. Lime Wool. Green Clouds. Body Nun. Simlet Parcel bulduk. Bunları da atalım şöyle. İstediğimiz parseli aslında biz Atrendino Enderman Farm'ından bulabiliriz ama yine de böyle
Değişiklik güzel oluyor. Her yerde Lucky Block var, açmaya korktum. Çünkü inventörüm falan silinirse yandık. Güzel dönemeyiz, kalırız burada sonsuza kadar. Ciddi sıkıntılar yaşarız. Şu an dünyanın altındayım. Dünyanın. Teknik olarak altındayım. Dimensional Blank Block. Bunlar neymiş? İlginç bloklar. Rough, Normal Clouds, Blue. Stars One, Body Red Sun. Kızıl güneş falan yapabiliyormuşuz. Evet. Evimize dönelim. Burası da bir kızıl güneş merak ediyorum. Bir tane de kızıl güneş yapacağım. Hop. Sen buraya gel. Şimdi bunun içindekileri çıkartabiliriz burada. Dimension 9'muş. 9'u silelim. Bunun içine Red Sun atalım. Hala okeyiz şu an. Blue olmasın gökyüzü. Bu ne oluyor bilmiyorum. Nereye gitti lan? Ha, gitti buraya. Okey. Seni de kabul etti. Seni açalım, belki senden güzel bir şey çıkar. Bunları geç. Geç. Dark blue. Ve blue'umuz var. Boş ver. Daha çok fantezi. Daha çok fen yazdım. Kredili mi dünyamızı? Dünyamızı oluşturmuş. Bunun içinde elektrik bitmiş. Drakoni'ye diğer yeni geçeriz artık şu şeyi ayarlamak için. Gece gündüz olayını değiştirmek için. Bunda ne varmış? Base Fluid Flux Go. Allah Allah. Crack Stone Bricks. Bridgewood. Dirt Horse. Stone Bricks. Base Block Stone. Değişik bir dünya bu. Liquid Orb'lar varmış. Liquid Orb'lar Water'dan. Water'dan olması bir tık kötü. Başka sıvılar olsaydı daha iyi olurdu. Daha mutlu olur. Gidelim bakalım buradan. Hiçbir fenezi. Tamam. Tekrar 9'da oluş olması lazım. Tekrar 9'da oluşmuş. Gerçekten rough bir dünyaymış. Ve biyomda Twilight Forest biyomu olduğu için çok lagda olacak. Twilight Stream, Twilight Lake falan. Dark Forest burası. Rough dediği arazi mi? Gerçekten yani rough bir araziymiş. Mesela bakın o ort dediklerinden biri bu. 4. Horizontal streak 4'ler var. İçi su dolu. Böyle bir yer burası. Ekstradan Flux Go dediğimiz bir sıvı varmış. Onu arıyorum da. Dünyanın normal sıvısı oymuş yani. Normalde dünyada bulabildiğimiz sıvı. Mesela burası bir lake. Burada o sıvıdan olması lazım ama. Bunun da içi su mu? Evet, bunun da içi su. Bak karga. Karga öldürmem lazım benim. Karga olunca hem küçük oluyorsunuz hem canınız daha fazla oluyor. Güzel oluyor. Güzel bir şey karga. Karlı bayon bulduk. Amma ve lakin efendim. O Flasko'yu bulamadım ya. Daha aşağılarda falan mı acaba? Şöyle bir aşağıya doğru gidelim bakalım. Şöyle bir şey merak ettim, ona bakmak istiyorum. Genelde biyomlar var burada. Redstone falan. Sudan başka bir sıvı göremedim ben burada ya. Siz görebiliyor musunuz? Burada biraz petrol bulduk. Ama Flux Go adında bir sıvıya rastlayamadım.
Base fluid flux go diyor bak mesela. Galiba burada hiç fluid yok. Lav var canım, lavı boş ver. Ya hep oluyor. Galiba yok başkası bu. Şunun ne olduğunu bilmek isterim ama işte liquidleri göstermiyor maalesef bu. Gösteriyorsa ben bilmiyorum. Esen onu valide falan ayarladık da burada ayarlamıyorum sanırım. Evet, burası da böyle dünyamış. Bomboş bir yer. Beklentimi karşılamadı. O yüzden bak hadi son bir tane. Bakayım 2 saat 50 dakika. 3 dakika vaktim var. 3 dakikada hemen bir dünya oluşturup şey yapmamız lazım. Evet, bunu da buraya atayım. Normal class sıra. Evet, hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı, yazıklar olsun. Desert Hills, Desert Mid, Twilight Forest Gage, Help Boost, Move Speed 3. Move Speed 3 fena olmayabilir. Move Speed 3 olsun. Bir de Move Speed 3 basalım bakalım buna. Extract diyelim. Bir de bunu bastık mı? Forest olmasın. Forest olmak zorunda değil. Yeni dünyamız Fenezi. Şimdi 9'u bir daha silelim. Fenezi'yi hemen buraya atıyoruz abi. Bak 3 dakika vaktim var. 1400 RF Pertic Cost diyoruz. Daha sonra 12 yiyor. Ve yeterli. Yeni crafts'ı mı? Hızlı. Yeterli. Makul. Fenezi'ye gidelim şimdi. Fenezi. Fenezi nerede? Bak Fenezi'yi de almadı. Clearlamıştım ama 9'u. Kabul etmesi gerekiyor. ID kaçsın sen? ID 9'sun. Allah Allah. ID 9'u yine almadı. Bak isim vermedim. İsim vermek zorunda değilim zaten. İsim verdim ayrıca. Fenez yaptım adını da. Bununla alakalı bir durum yok yani orada.